billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnşallah ilim bölümümüzün ikinci kısmı ile yine sizlerle beraberiz. Rabbim muvaffak eylesin, tesirini halk eylesin inşallah. Kaldığımız yerden işte hadisleri, hadislerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ilmi daima teşvik etmiş ve ilimde devamlı bir hayır murad ettiğini ve bununla beraber insanların da inşallah huzura kavuşacağını bizlere aktarmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Evlatlarınıza üç şeyi öğretiniz. Üç şeyi sevdiriniz. Birincisi peygamberleri sevdiriniz onlara. Peygamberlerin hayatlarını öğretiniz. İkincisi Ehli Beyt'imi sevdiriniz. Ehli Beyt'imin hayatlarını öğretiniz ve üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim'i sevdirip Kur'an-ı Kerim'i öğretiniz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanoğlu ne aceptir ki sevdiği ve öğrendiği şeyden illaki ve illaki mutlaka onu hayatına geçirmeye başlayacaktır. Çocuklarımıza bilinçaltından Allah muhafaza Allah muhafaza özellikle anne babalar Pinokyo'yu tabiri caizse anlatırsanız işte yalan söylediği zaman burnu uzar gibisinden zannedersiniz ki siz ona güzel bir şey aktarıyorsunuz. Hayır. Otomatikmen yalanı dikte etmiş oluyorsunuz. Bilinçaltını yerleştirmiş oluyorsunuz. Ama siz doğruyu örnek verin her zaman. O peygamberimize örnek verin. Misal veriyorum yarım bardak bir suyumuz var. Yarım bardak suda ona yarım bardağın boş olduğunu değil de yarım bardağın dolu olduğunu gösteriniz. Atıdan hayatı bakmayı öğretiniz. Bu sebeple onlara Kur'an-ı Kerim'i, ilmi öğretiniz Allah'ın iziyle. Onları teşvik ediniz. Çünkü bir evlat bir peygamberin hayatını öğrendiği zaman artık o peygambere karşı bir muhabbet başlayacaktır. O peygambere muhabbetle beraber artık onun hareketlerini yapmaya başlayacaktır. Öyle değil midir? Allah muhafaza bir futbolcuyu örnek alıyor evladımız. Allah korusun. Veyahut da bir şarkıcıyı. Bakıyorsun çocuk aynısı o gibi hareket ediyor. Hatta aa falan yapıyorlar. Aa bak, aynısını yaptı. Onun gibi hareket etti. Onun gibi gol attı. Onun gibi söyledi. Alkışlıyorlar falan. Bak demek ki kişi sevdiğini örnek alıyor. O yüzden bizler o peygamberleri onlara örnek göstereceğiz. Bir Yusuf Aleyhisselam'ı onlara anlatacağız. Öğreteceğiz. Ve bir onlar da Yusuf Aleyhisselam gibi olacaklar. Allah'ın izniyle. Rabbime zor yok. Biz yeter ki kalpten isteyelim. İsmail Aleyhisselam'ın o babasına karşı teslimiyetini, babacığım ifadesini, babanın evladını yavrucuğum, evlatçığım ifadesini onlara öğreteceğiz ki onlar da bu ilimle beraber hem kendilerini hem de biz anne ovaları Allah'ın rahatlatmış, kurtarmış olacaklardır. Diğer bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Üç şeye bakmak sevaptır buyuruyor. Birincisi Kabe'ye bakmak sevaptır. Hakikaten de insan gitse sadece ve sadece Mekke'de Kabe'ye mükerremede, Kabe'de o Kabe'nin ihtişamını izlese, o Kabe'de Allah evini seyir etse ona sevap isteyecektir. Malumunuz namaz kılana, tavaf edene belli bir sevaplar var onu ders geldiğinde söyleyeceğiz. Ama bir de sadece ve sadece izleyene 20 kat ecir veriliyor. Durduğun yerde izliyorsun, sevap alıyorsun. Direkt tık 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 tık. Aynı şekilde anne babanın simasına da bakmak kişiye ecir olarak yazılacaktır. Başka bir hadis-i şerifte kocanın kadınına, yani hanımına, hanımının da kocasının yüzüne bakması sevaptır. Öyle değil midir? Kişi Allah korusun. Hocam bu nasıl olur diye bize çok soruyorlar. Kişi Allah korusun, kendisine namahrem olan bir insanın yüzüne baktığı zaman nasıl günah işliyorsa kendisine mahrem olan yani hanımının veyahut da çocuğunun güzelliğine yani Rabbim ne kadar güzel yaratmış ve o bana helalim diye baktığı zaman tefekkür etse ona Allah'ın izniyle yine sevap olarak, ecir olarak yazılacaktır. Üçüncüsü de kişi diyor Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman ona sevap yazılacaktır buyuruyor. Hakikaten de kişi hiç anlamasa bile hiç anlamasa bile açıp bir Kur'an-ı Kerim baksın ya, bir dertlensin ya, Türkçesini okumaya çalışsın. O Kur'an-ı Kerim'deki herkese illaki mükemmellikler var, kıssalar var, cezayetleri var, mükafat ayetleri var. Tabi geçmiş ve gelecekte olan olayların hepsi tek tek yazılıyor orada. Yeter ki sen aramasını bil, onu bulduran Allah'tır celle celali. O yüzden evlatlarımızı bunları teşvik edeceğiz ama ilk önce Bizler onu yaşamamız lazım. Mesela en güzeli nedir? Şunu yapabilirsiniz. Biz hocalarımızdan görürdük. Misal veriyorum. Kapatırlardı bize hocalarımız. Mesela kaç tane bu hadis kitabımızda hadis-i şerifimiz var? Bakalım. 1900 tane. Derler ki bir rakam söyle evladım. Söyledi 854. Açıyor 854. hadis-i şerifi. Biz de açalım. Madem öyle bakalım. Mevla, direkt söyledim herhangi bir şey düşünmeden. 854. hadis-i şerife. Bakalım Mevla ne buyuruyor? Hemen mesela onu okurduk. Bak ne diyor? Hazreti Ayşe radıyallahu der ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bana bu Cebrail'dir. Sana selam veriyor buyurdu. Ben de kendisine ve aleyhimüs selam ve rahmetullahi ve berekatühü diye cevap verdim. Burada mesela selamlaşma bahsi. İşte herkes böyle bir rakam söylediği zaman mesela 10 tane aile ferdi olsa, bilemediğiniz 3 tane, 4 tane aile ferdi olsa, bakın o gün 3 tane, 4 tane konu otomatikman ne oluyor? o çocuğun, o ailenin beynine işliyor. Bak burada şimdi selamlaşma bahsini misal veriyorum. İşte o yüzden nedir? Böyle mesela hadis dersleri yapabilirsiniz. Ki İmam-ı Azam'ın hocası Süleyman bin Hamad, talebesi İmam-ı Azam'a bak en büyük imama, azam, en kuvvetli, en yüce, en büyük imama dermiş ki evladım günde üç şey öğren ama tam öğren dermiş. O yüzden biz de günlük üç tane hadis öğrenelim, öğretelim ama onu tam öğrenelim, yaşamaya çalışalım. Mesela hemen devamında çocuğa soralım. Evladım, sen bugün kaç kişiye selam verdin gibi. Hemen tık, tık. Hemen yanın yerleşmesi için. Hiç vermese de bir dahaki sefere ne olacak? Selam vermeyi öğrenecek. Mesela anneye sorduk. 1450. Hemen açtık mesela 1450. Bak ne diyor? Allah'ı zikretmek üzere oturan bir gruba melekler kanat gererler. Rahmeti onu kuşatır, onlara sekinet iner ve Allah da kendilerini yanındakiler arasında anar. Müslüm hadis-i şerifi. Hemen zikirle alakalı. Bakın bir selam çıktı, iki zikir çıktı. Hemen ne oluyor? İlmimiz bak çoğalıyor. Ki insan ne yapıyor? İnsan mal verdikçe, malı paylaştıkça azalır ama ilim paylaştıkça çoğalır. Hatta bir, belki tacibinize gider ama ben ee, takdir ediyorum yine yani. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? böyle ilme vele bilsin. Diyor ki ilim Çin'de olsa bile arayınız diyor. Şimdi Çin'de sözü var bir tane. Tam bununla alakalı. Diyor ki sende var bir yumurta, ben de var bir yumurta. Sen bana ver bir yumurta, ben sana vereyim bir yumurta. Sende olsun bir yumurta, ben de olsun bir yumurta. Bak değiş tokuş oldu. Ama sende var bir ilim, ben de var bir ilim. Sen bana ver bir ilim, ben sana vereyim bir ilim. Sende olsun iki ilim, ben de olsun iki ilim. İşte mal böyle mülk eşyaları paylaştıkça ne olur? Hiç aynı yerinde sayar. Ama biiznillah İlim paylaştıkça çoğalır Allah'ın izniyle. O yüzden sahabe-i kiram ve tabi'in ve tabi-i tabi'inler öyle ilmi müzakerelere girerlermiş ki İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Hazretleri, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbel Hazretleri sabah namazına kadar müzakereler yaparlarmış. Hatta talebeleri derler ki dışarıdan biz zannederdik ki içeride kavga var. Öyle celalli celalli ilmi konuları konuşurlarmış. O bir ayet söylüyor, o hadis-i şerif ve o hadis-i şerif, o hadis, o sahabenin i kiram şöyle örneğini öyle öyle tık 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 Bak görüyor musun? İlim ve doyum yok ya. Hakikaten de doyum yok. Ve derlerdi ki dışarıya çıkarlardı bakardık ki herkesin kalbi geniş. Hiçbir şey sıkıntı yok. İçeride niye? Çünkü rahmani bir çekişme var. Çekişme demeyelim de rahmani bir ön açıcılık var diyelim inşallah. O yüzden bizler nedir? Evladımızla alakalı ilmi sorular soralım. Mesela bugün televizyonda ne izledin? Ne? Haşa. Onları da soracağına. Peki bugün hangi hadis-i şerifi öğrendin? Ya onu bile yapamıyorsanız alın takvim yaprağını. Takvim yaprağındaki arkadaki hadisleri öğretin ya çocuklarımıza. Kısılı öğretelim. Çünkü çocuğun bilinçaltına ne yapar? Yerleşir. Yerleşir. Allah muhafaza. Mesela çok sıkıntılı bir durumdur Allah korusun. Noel Baba diye bir şey. İşte sanki çocuklar ne düşünürler? İşte sanki pat bir adam gelecek. Haşa ile sana, sana hediye verecek. Niye ya? Bizim kendi imamlarımızı anlatalım bize. Biz, biz ehli sünnet alimlerimizi anlatalım bize en büyük hediyeyi cennet olarak vereceklerini anlatalım. İşte bizler kendi ilim adamlarımızı, kendi örf ve adet geleneklerimizi anlatırsak Allah'ın iziyle mükemmel bir inşallah nesil yetişmiş olur. Bununla birlikte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ilim öğrendiğiniz kişiye saygılı olunuz buyuruyor. Evet burası da hakikaten de çok önemli bir husustur. Ki Hazreti Ali Efendimiz ne buyuruyor? bana bir harf öğretenin kölesi olurum buyuruyor. Kişinin belki de onlarca hocası vardır. 10 tane 20 tane tanıdığı hocası vardır, görüştü hocası vardır amenna. Ama ona Kur'an öğreten hocası başka bir hocadır. Hakikaten de bizim kendi bir çalışmamız vardı. Devam ediyoruz şükürler olsun. Şu anda yeni hocalarımız o çalışmaları takip ediyorlar. Mesela bir Ramazan'dan gelecek Ramazan'a kadar Allah razı olsun Masum hocamız öğretti bizlere. Bir Ramazan'dan gelecek Ramazan'a kadar 100 kişiyi Kur'an-ı Kerim'e geçirme hedefimiz vardı mesela. Bir hedeftir bu. Tabi sen hedefi yüzde %70 yaparsın, yüzde %80 yaparsın ne güzel. 70 kişi öğretirsin, 80 kişi öğretirsin, 100 kişi öğretirsin. Ne güzel, ne ala. Ama inanır mısınız? Şu zamana kadar biiznillah hayatımız mesela şu kısa devresinde elhamdülillah bayağı belki de bin kişiye yakın Kur'an-ı Kerim öğrettiğimiz insanlar olmuştur. İnanın hepsiyle de görüşüyoruz şu anda ya. Hepsiyle. Elhamdülillah. Aslında nedir? Orada aslında Allah Celle Celaluhu bir bağ kurdurtturdu bize. Herkese ismiyle hoca ifadesi kullanır. Mesela Ahmet Hoca, Mehmet Hoca diye isim kullanırken ona Kur'an-ı Kerim öğrettiği hocasına hocam dedirttirmeye başlıyor Allah. İşte bu yüzden de nedir? İlim öğrendiğimiz hocaya saygılı davranacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e binaen diyor ki şöyle buyuruyor. Hakikaten çok güzel bir müjde. Ya Ali diyor. Ben diyor ilmin şehriyim. Sen de o şehrin kapısısın buyuruyor. Hakikaten de bizlere gelen bu ilimin temellerini hep Hazreti Ali radıyallahu atmıştır. Sizlere mesela bir şey söyleyeyim. Bakalım biliyor muydunuz? Bildiğinizi zannetmiyorum. Mesela matematikteki çarpım tablosunu ilk Hazreti Ali Efendimiz bulmuştur. Bunu hiç duymuş muydunuz? Yine Arap alfabesini Elif, be, te, T, ha, hı, Dal, Del diye onu ilk Hazreti Ali radıyallahu bulmuştur. Ve bütün alfabeler de Arap alfabesinden gelmiştir. Ve bununla birlikte mesela A, B, C, G, F diye İngilizce mesela ne yapıyor? İngilizce. Mesela Türkçe'de A, B, C, Ç, D, E, F diye başlıyor. Ama hepsine bakın Elif diye aslında. A, B, o A diyor, o A diyor ama o Elif diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Hep aslında nedir? Hep alıntıdır. Mesela Arapça'da 29 harf varsa, 28 harf varsa pat Türkçe'ye bakıyorsun aynısı. Tam çakma. Belli yani gitmişler Latin alfabesini koymuşlar oraya. Bu yüzden dolayı nedir? Aslında ilmin özü İslamiyet'te var. Onda sahabe-i kiram Hazreti Ali Efendimiz'den almıştır. Yine zaman kiplerini, geçmiş zaman, gelecek zaman ve şimdiki zaman yine böyle ekleri de Allah'ın izniyle yine bizlere Hazreti Ali Efendimiz öğretiyor. Ve buradan bu zamanlardan da diğer ne yapmışlar? <laughs> diğer ülkeler bu zamanları, bu kiplerini atmışlardır almışlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Enen Nebiye Sallallahu Aleyhi Vesselam Kal li Ali radıyallahu Ali radıyallahu şöyle buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Feballah o Allah'a yemin olsun ki ya Ali. Allah bika bike raculen vahiden. Hayrullaki min humrin na'm. Diyor ki senin aracılığın ile tek bir kişiye hidayetine erişmesi senin hesabına kırmızı renkli deve sürüsünden daha hayırlıdır. Şimdi ne demektir kırmızı renkli deve sürüsü? O zamanın, ya bu zamanın Ferrari'si düşünün yani. Mükemmel Ferrari nasıl ki? Değil mi? Paylaşmak hakikaten zordur. Tam nefis yapar. İnsanın değil mi böyle gözünü alamadığı bir arabadır diyelim ki. Nefis olarak konuştuğumuz zaman. İşte bununla beraber o zamanki kırmızı deve sürüsü de o Ferrari konumundaydı. Bu zamanın bineğinin en zirvesindeki olay neydi? O kırmızı deve sürüsü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e binaen şu hadis-i şerifi paylaşıyorum sizlerle. Ve <laughs> an Sehli ibn Sa'id radiyallahu an Sehli ibn-i Sa'd radiyallahu anh'tan ibadet id olduğuna göre en Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kal dedi ki, li Ali, Ali radiyallahu an için dedi ki, Fevallah, Allah'a yemin ederim ki. Bak Peygamber Efendimiz Allah'a yemin ederek başlıyor ifadesine. Yani kesin, aşa, Yani çok daha kat'i bir güzellik var burada. Nedir? Devam ediyor ki لَاَنْ يَهْدِ اللّٰهِ بِهِ رَجُنًا وَاحِدًا Senin diyor, sebebinle, senin vesilenle, senin aracın ile tek bir kişinin hidayete vesile olması خَيْرٌ <laughs> لَكَ Senin için daha hayırlıdır. مِنْ حَمْرِ النَّعَمْ Kırmızı deve sürüsünden daha hayırlıdır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kırmızı deve sürüsünden daha hayırlıdır ne demek? Şimdi bu zamanla bir kıyas yaptığımız zaman en süratli, en hızlı ve en pahalı arabayı düşüneceğiz. İşte nasıl ki ve ondan bir sürü düşünün. Yani en süratli arabalardan diyelim ki yüzlerce var ve ondan daha hayırlıdır senin bir kişiye hidayet etme. Çünkü niye? O zaten dünyada kalacaktır. Ama sen onun hem dünyasının hem de ahiretine kazanmana vesile olacaksındır. Diğer bir hadis-i şerifte, bu da çok hakikaten de etkileyici, hepsi birbirinden etkili. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَمَرْ بِنْ عَاصِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Amr el-As radiyallahu anh rivayet umduğuna göre اَنَّ النَّبِيَّ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. "Kal", dedi ki بَلِّغُوا Tebliğ ediniz anni benim adıma bir ayet bile olsa tebliğ ediniz. Benim adıma bir ayet, bir işaret, bir rumuz olsa dahi ne yapınız? Onu tebliğ ediniz, ulaştırınız. Ve anlatınız. Ambeni İsrail ve harac. Diyor ki İsrailoğullarından da bahsedebilirsiniz. Bunda da bir haraçlık yani bir sıkıntı olmaz diyor. Devamında ve men her kim kezebe yalan konuşursa aleyye benim sözlerim üzerine. Yani haşa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği bir hadisi kendisi söylerse Allah korusun müteammiden felletebevvek mak'adehu minen nar cehennemden kendisine yarayırsın. Yani cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple <laughs> bu sebeple sahabe-i kiram bir hadisi şerifi söylerken titreyerek söylermiş. Hatta kızarırlarmış. Hatta yani titreyerek titremeleri belli olurmuş. Özellikle abla İbni Mesud Radıyallahu Anh gibi mesela söyleyemezlermiş. O yüzden milyonlarca hadis-i şerif var belki de. Ama bakın bize kaç tanesi ulaşmış? Çünkü söyleyememişler. Allah korusun yani. Ve belki de benden sonra değiştirirler da olmuş yeri gelmiş. Ama Allah'a şükürler olsun yine tabiinden kayıtlar altına alınmışlar. Var tabii ki de. <laughs> Diğer bir hadis-i şerifte وَاَنْ اَبِي هُرَيْرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُوا fihi عِلْمَ Kim ilim aramak için bir yola koyulursa Bakın mal mülk demiyor. Kim ilim öğrenmek için bir yola koyulursa ki eskiden tabi'inler, tabi'i tabi'inler Üç ay, dört aylık mesafeye giderlermiş. Hacikatende bazen mesela ilim öğrenecekleri kişinin kapısından ayrılmazlarmış. Orada sabahlarlarmış. Niye bu çıkacak kişiden ben bir tane daha ilim öğreneyim diyerekten? Onların çıkacak ağızlarından kelimeleri tek tek kaydederlermiş. Hacikatende şöyle bir ifade vardır: İlim öğrenmezsen ilim öğretemezsin. Sohbet dinlemezsen sohbet dinletemezsin. İlim de böyle bir şey. İşte her kim ki inim aramak için bir yola koyulursa sehlallahu bihi tarikan ile cenne. Allah da onun cennete giden yolunu kolaylaştırır bir iznilla. Hakikaten de Allah madde için çalışana madde veriyor. Vermiyor mu? Hakikaten veriyor. Ticaretini helale harama dikkat edip faize bulaşmayıp en güzel düsturlu bir şekilde yaptığı zaman ayağını da yorganına göre uzattığı zaman Allah ona kazandırıyor. Değil mi? 2 liraya bardak kalırsın, 3 liraya satarsın. Bak bir ticaret yaparsın. bir lirayla geçinirsin. Simit alsan bile çok basit bir örnek. Simit 50 kuruş alsan, bir liraya satsan, 50 tane satsan 25 lira kâr edersin Allah'ın izniyle. Tabii ki mücadele var ama Allah ne yapıyor Celle Celalühü? Dünyada sana ne yapıyor? Veriyor. İşte sen sadece ve sadece Allah için istersen de Allah da sana hem dünyanın hem de ahiretine veriyor. O yüzden bizim Tarikat-ı Aliye'mizin, Nakşiven tarikatımızın bir özelliği vardır. Bu kapıya, bu medreseye diyor, gerçekten de kim ne için gelmişse onu bulmuştur. Zenginlik için gelen zenginliği bulmuştur. Yani parayı isteyen parayı bulmuştur. Hanım isteyen evlenmiştir. Makam mevki isteyen o makam mevkiyi bulmuştur. Ama Allah için gelen o hepsini de biiznillah almıştır. Biiznillahü teala. Bu sebepten dolayı kişi Gerçekten de ilmi sırf Allah'ın rızası için gelecek ve Allah'ın rızasını aramak için koyulacak. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam alimler peygamberlerin varisleridir. El-ulema'u varefetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam hiçbir peygamber miras olaraktan mal mülk bırakmamıştır ancak ve ancak miras olarak ilimlerini o zaman değil kitaplarını bırakmışlardır. Hadislerini bırakmışlardır. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra ufak bir tarla diyelim iki tane ağacı olan böyle bir yeri vardı. Fatıma Validemiz babasından yadigar olarak olmaktan olaraktan o iki tane ağacı ister. Hazreti Öbekir Sıddık radiyallahu anh. Ama halife Hazreti Ebu Bekir'e sıddık anh, o ağaçları vermez. Ve onları alıp beytin mala koyar. Der ki hiçbir peygamber hiçbir şekilde bir miras bırakmamışlardır. İşte ne kadar güzellik. İşte biz de onların eğer ilimlerini alırsak sen de inşallah bir yaşayan hadisle beraber o peygamberi yaşatmış oluyorsun. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Her kim ki benim unutulmuş bir sünnetimi yerine getirirse beni diriltmiş olur buyuruyor. Şimdi baktığınız zaman biz Efendi Hazretlerimiz Kadasılar Sırrı Allah'ın başımızdan eksik edemesin. Uzun ömürler ikram eylesin. Baktığımız zaman Sarık Efendi Hazretlerinin değil. Efendi kendisi de buyuruyor. Haşa. Ben onu ifade edemiyorum ama yani ifade olarak bu sarık Mahmud'un değil diyor Efendi Hazretlerimiz. Anlamanız için söyleyeyim. Bu sakal Efendi Hazretlerinin değil diyor. Bu cübbe, şalvar Efendi Hazretleri diyor ki benim değil diyor. Bunların hepsi Resulullah'ın. İşte görüyor musun? Adım adım takip işte. Adım adım takip biiznillah. Rabbim başımızdan eksik eylemesin. O yüzden de bakın peygamberin sünneti mirası tam bize buraya kadar gelmiş. Ve şükürler olsun ki biz de eğer ki bu sünnetleri yerine getirirsek biz de aynı şekilde peygamberin varisine ortak olmuş olacağız. Mesela sarıkla kılınan namaz, sarıkla kılınan namaz 70 kat daha faziletlidir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sarıksız kılan namaza göre. Hakikaten de sarıkla kılalım ya evimizde. Madem tam dışarıda kılamıyorsun, memursun, polisin, jandarmasın. Ama al evine bir tane sarık. Bir sar hemen böyle. 70 kat daha fazla etle. E hani biz dünyamızı düşünüyorduk. E de kâr edelim. Biz madem tüccarız, akleden insanlarız. Al zaten namaz kılıyorsun. Hemen bir sarığını sar böyle güzelce. Hiçbir melek sarıksız yere inmez ya biiznillah. Hemen sarığını sar. Bak hemen peygamberi diriltmiş oldu Allah'ın izi de orada ve her kim ki kendi evinde Peygamberini diriltirse Allah oraya mı rahmet meleklerini gönderir? Şeytanlar bir kere oradan çıkarlar ama ne zaman ki Peygamberi sen o oradan da şöyle çıkartına Allah korusun o zaman kim girecek oraya? Şeytanlar girecek. Aslında en büyük sıkıntı burada eğer ki bizler hadis kitaplarını okumazsak, fıkıh kitaplarını, tefsir kitaplarını, akaih kitaplarını, Arapça gramer, sarf ve nahi kitaplarını okumazsak. Evimiz o zaman başka başka türlü kitaplar gelecek ve örneklerimiz başkalaşacak. Misal veriyorum. Geçenlerde e, ifade vereyim ya da komünist bir kardeşle görüştük, tanıştık, ettik. Aslında komünistlik demek eşitlik demek. Ama ne yapmış? Bilmem ne Mark'tan Mark'tan ya isimlerini söylemeyeyim. Onlardan etkilenmiş. onları örnek gösteriyor. Ya dedim ya kardeşim dedim. Asıl eşitlik, asıl burada dinimizden gelmedir yani. Ama bak o dinde eğer gerçekten de anne ve babası ona Peygamber Efendimiz'in eşitliğini o ilimle beraber öğretseydi, insanlara karşı davranışı, peygamberin sünnetini öğretseydi aslında doğru yol olacaktı. Ama o ne yapıyor? Ne yapıyor? Kendi kendine, onu örnek almış, sonra onlara anlatıyor. Ama halbuki onun imanı yok ya, o Kral Max dediği adamın. O yüzden de bizler ilim olaraktan Peygamber'e harfiyen takip etmemiz gerekiyor. Ne kadar uzaklaşırsak, o kadar imtihanımız çok oluyor. Hakikaten de öyledir. Diğer bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki kim başka bir insana hidayetine vesile olursa bununla birlikte o kişi eğer hidayete ererse kendisinden hiçbir şekilde sevap azalmaz buyuruyor. Misal veriyorum A kişiye ya da B kişiye elhamdülillah bir ilim öğrettin. O ilimle o devamlı hatim indiriyor. İnanın öğreten kişiye devamlı yazılıyor. Onu Kur'an-ı Kerim'e hediye eden kişiye de devamlı yazılıyor. Değil mi? Onu o mekanı hazırlayana da devamlı yazılıyor. Bak görüyor musun? Hiç de azalma yok. O yüzden bizler hem ilmi öğrenen olacağız, hem öğreten olacağız, hem seven olacağız, hem destekleyen olacağız. Beşincisi olmayacağız. Tekrar ediyorum. Peygamber Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam bu konuda çok dikkat etmiştir. Ya diyor ilim öğrenen ol. Ya öğreneceğiz. Ya da öğreten ol. Ya da öğreteceğiz. Ya da destekleyen ol. Paramızla, gücümüzle, dilimizle her destekleyeceğiz. Kitap basacağız, dağıtacağız elimiz her şeyle. Ya da diyor seven ol. Hiçbir şey yapamıyorsun. Sev ya bu ilmi. Ne güzel bir ilim de ya. Sev. Madem başaramıyorsun sev bari. Yapanları takdir et. Yanlarında ol yani. Sevmemekten daha iyidir. Ama beşincisi olma. Helak olursun buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bir reklam e, arasına gireceğiz inşallah. Reklamlardan sonra tekrardan beraberiz. <laughs>